ki bu ne demek? Bir tane daha mesaj var. Esenur Hanım merhaba. Tamam. Bergüzel Korel Karadayı setinde adlı iki çocuk babası evli adama 2014 yılında annesinin cenazesine bile gitti. Sonra adamın spor hocası Allah Allah. Büyük bir şey bu da. Bunların hepsi iddia ama Bahar Oksözler'den gelmiş bu. Bergüzel ismi babasının annesi Bergüzel Pekak'tan gelir. Bergüzel'in ismi yani Bergüzel Koreli'nin ismi babasının annesi Bergüzel Pekak'tan mı gelir? Pekak'tan doğrudur. Kendisi ha, bilinen bir ismidir. Kendisi bilinen bir orayı okumak istemiyorum. Ya ben okuyacağım bunu ya. Ben bunu okuyacağım ya. Şimdi Bergüzel Pekak'ın yani anneanneniz, sizin anneanneniz. Babamın anneannesi. Hayır, babamın anneannesi. Babanızın anneannesi randevu evi sahibi miydi? Burada öyle bir iddia var. Of of of. Of of of. Ne diyeyim ben şimdi size bayan sesi? Doğru ya da yanlış diyebilirsiniz. Yani genel ev patron ilçesi miydi? Doğru olduğunu ben tabii ki aileden duydum. Hatta yeni İzmir'in çok tanınmış bir ailesi. Benim buradaki arkadaşımın arkadaşı. Onlar da onayladılar. Tabii derseniz ki gördünüz mü? Göremem. Peki Cağaloğlu ve Nişantaşı semtlerinde Bergüzel Pekak'ın oğlu ses sanatçısı rahmetli Adnan Pekak. Şu meşhur Adnan Pekak bilirsiniz. Yani şey mi? Şu evet. Meşhur Zeki Müren'in rakibi Adnan evet. Pekak evet. Bergüzel Hanım'ın oğlu muydu? Yani Hülya evet. Hanım'ın şey evet. Pardon babanız Tanju Bey'in kardeşi miydi? Babamın dayısı oluyor. Dayısı oluyor. Yani annesinin kardeşi. Tabii. Ha, Tanju Korel'in kendisi yani babanızın dayısı Adnan Pekak, meşhur Adnan Pekak. Aynen öyle. Kendisi aforoz edilmiştir. Aforoz Adnan Pekak. Adnan Pekak çok değerli, önemli. Yani gerçekten Zeki Müren'in ciddi anlamdaki tek rakibi olabilecek önemli bir sanatçıydı. Allah Allah. Adnan Zeki Müren'e küçüklüğümde hep gelirdi. Bize. Evet bize gelirdi kalırdı küçüklüğümde. Sonra ben otelin müdürüyken annemle kardeşim gelip bana peki, vefat ettiği haberini verdiler. Tanju Bey öldükten sonra hiç arama. Tanju Bey görüşüyormuş ama. Görüşüyordu. Jübilesi falan yapılmıştı. Ben ufaktım galiba Pera Palas'taydı. Tabii yani bize gelirdi. Mesela hani annem bizde kalmasını istemediği için baba bana otele koyardı son zamanlarda. Otelini öderdi. Yani annenizin o tarihten beri böyle bilinçaltında üçüncü cinsiyete karşı bir homofobik bir davranışları var galiba. Çok. Çok. Ben insan ayırmam. İyidir kötüdür diye ayırırım bayan sesi. Cenazesini de belediye kaldırmış. Çok üzüldüm ya. Doğru. O kadar önemli bir şahsiyetin. Ve adam çok hastaymış. Ben Peru'da yaşıyordum o dönem. Bir kadınla evlendi. Sırf hani öldüğünde Ankara'daki o güzel dairesi ona kalsın. Çünkü ona bakıyormuş o kadın. Hanife Hanım'dı galiba. Ve o adamdan çok büyük bir miras kaldı bize. Tarabya sırtlarında çok büyük bir arazi. Çok 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 büyük. Fakat üzerinde kaçak yapı var. O da ayrı bir konu. Halen o miras devam ediyor mu davası? Onlar avukat parası ödemek istemedikleri için ilgilenmediler. Bilmem kaç milyon dolarlık. Fakat biz onunla ilgileneceğiz tabii. Herkes hakkını alsın. Onlar da dahil. Haktır çünkü. Çünkü ama ilgilenecek. Yani o Tarabya sırtlarındaki yer tapusu elimde. Evet, o 1453'e evet, 1453'e de yakın bir yer orası. Ben biliyorum onu. Ben bununla ilgili bir dava okumuştum. Bununla ilgili bir dava okumuştum. Bir avukat ilgileniyordu bununla. Eski savcı bir savcı olan bir avukat ilgileniyordu. Ben bu konuyu biliyorum. Ve zannediyorum orası 14 dönüm falan gibi böyle büyük dev bir yer. O zaman yani milyon kaç milyon dolar? Galiba ondan biraz daha az ama bölüm
ödemesi lazım. Biri Londra'daki amcamın hakkı var. Benim kardeşimin Adnan Pekkan kendisine bakması için evlendiği bayanın ve tabii ki Hülya Korel'in. Fakat dediğim gibi sanıyorum 6 yıl önce avukat masrafı 25.000 TL'ydi. Onu ödemek istemediler. Ben de böyle bir şey tek başına karşılayamayacağım için aman boş ver dediler. Dedim yapmayın etmeyin. Çok kaç milyon dolar ve müteahhit götürüp gösterdim. O yerlerin hatta 1/3 alanına bir okul mu ne yapılmış? Olabilir, olabilir. Kaçak yapı varmış, uğraşamayız dediler. Ben dedim ki çocuğuma kalsın ya. Benim bütün şeyim o. Çocuğum çocuğuna olsun. Ben biliyorum daha var. Minimum 10 milyon dolar. Minimum. Evet, onu da ayrıca. Tabii. Minimum 10 milyon dolarlık bir yer. Peki, hem bunu da öğrenmiş olduk. Bir şey daha var. Burada diyor ki Hülya Korel diyor, Zeynep Korel'le diyor düşman olmasının sebebi diyor Bergüzel ile çünkü bu bilgileri çıkarsa rezil olur diye düşünüyor. Yani bunda hiç rezil olacak ne var yani acaba? Yani... Ama ben size şunu söyleyeyim. Demin bahsettiğiniz Cağaloğlu Nişantaşı konusunda ben bunu kendi annemden duydum. Ve kardeşim de yanındaydı ve dediler ki bu dursa Türkiye'yi terk etmemiz lazım. Niye ya dedim, bence çok renkli bir hayat, film bile olmalı. Çünkü bu kadın boşanıyor, paraya ihtiyacı var, böyle bir şey açıyor. Hatta babaannem rahmetli Mücella Hanım çok güzel bir kadın, enstitü mezunu. Kocasını da kaybediyor babamın babasını. Babam 2 yaşındayken, 25 yaş büyük, kambur niyaziyle evleniyor. 4 dil bilen ama aynı zamanda hafif böyle mafyavari işleri olan dedem rahmetli. Çünkü o orada onu çok rahatsız ediyorlar o evde. Ve bunu ben ailemden duydum. Sonra annem bunu araştırdı ve doğru olduğunu söyledi. Fakat çok ilginçtir ki yaklaşık 2 hafta önce İzmir'in ve Salih'in çok bilinen ailesi tarafından da ben bunu bu haber bana geldi. Bence hiç değil, bence çok renkli. Kim bilir o zaman neler yaşandı. Bence film bile olmalı. Ne güzel renkli bir geçmişimiz var yani, ne var ki? Sonra kadın elini ayağını çekmiş. Ben namusumla para kazanıyorum diye taşa tutuldum. Bakın ben namusumla para kazanıyorum. Benim bir ama bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi köpek dolaştırırken öbür taraftan başka birisi genel bir patronluğu yaparken, patron içeriği yaparken hangisinin evet. daha etik kurallarda ahlaka mugayir olmayacağını düşünüyor bir insan? İşte. Ne güzel bak. Yani dayınızı bu arada dayınızı cinsel kimliğinden yargılarken evet. onun hayatınla ilgili sanatınla eğer ki ön plana çıkarmış olup ya. Destek olmuş olsalardı Zeki Müren'in ciddi anlamda bir rakibidir Adnan Pekkak. Adnan Pekkak çok önemli bir stardır. Stardır yani. Ünlü olmuş biri değil, ciddi bir stardır. Ve saygınlığını her zaman muhafaza etmiştir. Bana göre Zeki Müren'den daha büyük saygınlığı olan biridir. Ve ayrıca hiç almış olduğu ödülleri onun toplum tarafından alkışları koltuğa oturulan yer tarafından alınmadı. Onun için insanlar koltuğa oturduğu yerle beyinlerini karıştırıyorlar. Ters üstü yatmak lazım bu işte. Onun için ben şimdi başka bir şey söylemek istiyorum. Peki. Buyurun. Bir şey daha var efendim. Bergüzel Korel diyor ki buradan gelen bilgide Zeynep diyor konuşursa diyor felaket olur diyor. Bergüzel'in babası öldükten Alo. Sesiniz gitti. Ha, şimdi geldi. Şimdi geldi efendim. Şimdi geldi. Diyor ki buradan Bergüzel diyor Bergüzel'in babası öldükten sonra diyor. Yani siz işte bunlara ifşa ederseniz yer yerinden oynayacağını düşünerek şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Pana filme babası öldükten 3 saat sonra çekimlere giden Bergüzel diyor. Pana filmi Kurtlar Vadisi Irak filmi için görüşmeye gitti. Düşünün 3 saat sonra. Aynı zamanda Bergüzel Kerem Bursin'in de ulaşmaya çalıştı. Ama başaramadı o dönem. Kenan İmirzalıoğlu'na delirdi. Ama adam bakmadı ona. Bunları deşifre edin lütfen diyor. Böyle bir şey var mı? Vallahi bayan sesi ben size şunu söyleyebilirim. Ben gayet cevaplarımı gördüğünüz gibi veriyorum. Onunla ilgili, onun hayatı, onun yaptıklarıyla ilgili şeyleri geçeceğim.